İyi akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Türkiye'nin yükselen yıldızı Kanal 42 ekranlarına ve işte siz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her daim olduğu gibi ilk temennimiz sağlık, sıhhat, izzet, afiyet, huzur, mutluluk sizlerin ve bizlerin olsun. Bu hafta, bu akşam yine güzel bir yayınla, kıymetli bir konukla ve kıymetli konularla sizlerle birlikte olacağız efendim. Kanal 42 stüdyolarında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden canlı yayınlarımızda da bizleri izleyebilirsiniz. Siz kıymetli izleyicilerimiz, sevgili velilerimiz, kıymetli ailelerimiz ve sevgili öğrencilerimiz hazırsanız yine geleceğe dair umudumuz olan, her şeyimiz olan bugünün fidanları, geleceğin çınarları, sevgili öğrencilerimizin hayatlarının dönüm noktası olan üniversite tercihlerimizi ve onunla ilgili aile bireylerini ve karşılıklı olarak hepimizi ilgilendiren, toplumumuzu ilgilendiren kıymetli bir konuyu, kıymetli bir konuğumuzla birlikte sizlere aktarmaya çalışacağız efendim. Şimdi hep birlikte, o güzel gözleriniz ve gönülleriniz bizlerle birlikte ise konuğumuza en içten sevgiyle merhaba demek, hoş geldin demek isteriz sizlerle birlikte. Konuğumuz Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Kerim Çınar. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Onur verdiniz. Öncelikle nasılsınız? Sağ olun efendim. Konuk olmak güzel size. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık diliyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, ben programımızda konumuza, konu başlıklarımıza geçmeden önce neleri irdeleyeceğiz, neleri konuşacağız bu akşam? Kısacık da olsa akışımızdan size bahsetmek istiyorum. Evet, bugün teknik anlamda bilgiler alacağız, bilgiler vereceğiz, aktaracağız. Ama onunla birlikte dünden bugüne hepimizin temel ihtiyacı olan kıymetli hocamızı da burada bulmuşken sormaktan vazgeçemeyeceğimiz çok kıymetli konuları irdeleyeceğiz. Geleceğimizin imarı, ülkemizin güçlü kaynağı, toplumumuzu ve bizleri dünya üzerinde etkin hale getirecek mimarlarımızı, yani sevgili gençlerimizin başta uygun üniversitelerde ve doğru bölümlerde olmak üzere meslek tercihlerinizi ve aile bireyleriyle birlikte ortak kararlarınızı nasıl olması gerektiğini, hemen arkasından şehirler ve üniversiteler, onların birbirleriyle olan uyumlarını ve bu uyum içerisinde gerçekleşen iletişimi konuşacağız. Sonrasında üniversite kapıları diyeceğiz. Üniversite kapılarının, onların dokularının şehirlerle olan dünü, bugünü, uyumları, olduğu şekli ve olması gerekeni konuşacağız kıymetli hocamla birlikte. Ve son bölüme doğru ise gençlerimiz, geleceğimiz diyeceğiz. Onların beklentileri, bizlerle olan ilişkileri, iletişimleri ve dünden bugüne o vazgeçilmez kuşak çatışmasının bu dönemki bölümlerini konuşacağız. Bu kıymetli konular için rica ederiz ki sizler de bizler de kalın, karşılıklı bu sohbeti eğleyelim. Evet kıymetli hocam, akışımızı arz etmek istedim çünkü sizi bulabilmişken, zamanın en kıymetlisi zamanda bize zaman ayırmışken, evet öncelikle teknik olarak bilgiler alacağız. Üniversitemiz, bölümlerimiz, fakültemizle ilgili irdeleyeceğimiz özel konular olacak ama onunla birlikte geneli, dünü, bugünü ve geleceği emektar olarak gördüğümüz sevgili gençlere yönelik ve onların ailelerine yönelik çok kıymetli, vazgeçilmez, sizden olan, sizin kaleminizden, sizin yaşam şeklinizden, sizin bizlere aktardığınız o vazgeçilmez değerlerden alarak aktarmak istiyoruz. Şimdi öncelikle gerçekten çok kıymetli zaman ayırdınız. Ayaklarınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık diliyoruz. Sağ olun efendim. Her daim bizimle olabilmeniz temennisiyle bir kez daha merhaba demek istiyoruz. Merhaba, inşallah. Tercih dönemine geldik. Sınavları tamamladık. Eyvallah. İlk heyecanı atlattık ama sanırım bu dönem ilk kadar heyecanlı. Uzun bir maratonun, bir yaşam koşusunun, bu kadar erkenden başlayanların bugüne kadar geldikleri o heyecanlı dakikaların dönüm noktasındayız. Bu nedenle kıymetli öğrencilerimiz ve velilerimiz tercihlerini neye göre yapmalı, nasıl yapmalı, yaşamlarının geriye kalanını etkileyen bu bölümde etkileyecekleri bu kararda öncelikler ve önem ne olmalı? Bizde bunlar olması gerektiği gibi mi? Tercihler uyumlu mu? Yaşanması gerektiği gibi mi?
meslek edindirmeye yönelik olan kurumlarımız olan üniversitelerimiz bu sonuca ulaştırabiliyor mu? İlk sorun bu efendim. Peki. Efendim çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bu dönemler gençlerimizin karar verme dönemleri. Onun arifesindeyiz. İşte bu tercih, o geleceğini belirleme dönemlerde bu tercihlerin yapılması o denli önemlidir. Burada çokça gördüğümüz, yıllardır konuşuyoruz, gençlerimizin tercih konusunda hata yaptıklarını, bunu tekrar tekrar izliyoruz. Şöyle senelik en az 2 milyon 500 rakamı yanlış söylüyorum. Burada sınava giren öğrencinin işte esas barajı geçerek tercih aşamasına gelebilmiş, hak etmiş gençlerin sayısı da artık tercih etme noktasında 900 binler gibi bir rakama varıyor. Ancak gördüğümüz en çok hata ise şu, yaklaşık 500 bin öğrenci tekrar tekrar bölüm değiştiriyor ya da sınava giriyor. Bu hiç azımsanacak bir rakam değil, büyük bir rakam. Şimdi bunu dikkate aldığımız zaman demek ki bir yerde hata yapıyoruz, yanlışlarımız var. Tabii buradaki sebep sınavın sonuçlarına göre hani puanımı karşılığı olsun diye bir tercih yapılıyor. Hani puanım bunu tutuyor, bunu seçerim gibi bir ön yargı var. Çünkü onunla tercih yapılabileceğini düşünüyor. Maalesef bu sınav zor bir sınav tabii ki. Bütün eğitim hayatını bu sınava saklıyor. Tabii hayatımızda sınav hep var. Sınavsız bir hayat yok. Maalesef. Olamaz da öyle bir şey. Ama bu sınavı bu denli zorlu kılan sebep hep buna odaklanarak geliyor gençlerimiz. Bütün eğitim hayatını, ilk öğretim ve orta öğretimi buna göre yönlendiriyor ve sürdürüyor. Tabii ki aileler, çevre, okullar, öğretmen, herkes buna bağlı kalıyor. Tabii büyük bir stres altında kalınıyor. Sınav tamam olacak ama bu sınavın bu denli büyütülmesi, bu denli zor hale getirilmesi gençlerimizi bunalıma sürükleyebiliyor. Karar vermek kolay değil. Genç, gönlünde çok şeyler var, çok şeyler isteme hakkı var, kendinde onu görür. Emek verdim ama karşılığını alamadım. Maalesef sınavdaki o 5 seçenekten bir tane doğru, hayatı belirleyen bir kural gibi oluyor. Halbuki öyle değildir. Yani doğru biz mimarların, tasarımcıların özünde birden fazladır. Ama şimdi buna endeks edilmiş, tamamen buna bağlanmış bir sınavla, sistemle siz bir gencin hayatını belirliyorsunuz. İşte bütün bu sorunları konuşuyoruz. Tabii ki pek çok yöntemler var. Tabii ki bunun bir şekilde aşılması gerekiyor. Bu konuda eğitimciler, sosyologlar, araştırmacılar öneriler sunuyorlar. Tercih şöyle yapılır, böyle yol izlenir. Sınavda bu kadar net alırsan bu olur gibi rehber öğretmenlerimiz var. Ama bunlar hepsi sınava odaklı. Benim bugün söyleyeceğim size sınavın ötesinde bir tercihtir esas. Tamam sınav hep var. Hayatımız bir sınav. Buna gireceğiz. Ama dünyanın sonu değildir Sebil Hanım. Bütün mesele bu. Şimdi buna geldiğimiz zaman bu moral olsun diye falan demiyorum. Yani hepimiz hayatımızda bir şekilde sınavlardan geçiyoruz. Hala geçiyoruz. Ben 40 yıllık eğitimciyim. Bir akademisyenim, mimarım, çizerim, yazmaya çalışıyorum. Bana deselerdi ki lisede okurken böyle olacak diye daha huzurlu, daha mutlu, daha umutlu gelirdim. Şimdi bu bilinmezlik insanı en çok strese sokan bir nokta. Bilinmeyen bir yolda kaç net alacağım? İşte bu netin ne olduğu bu sene gördük. 2 yıldır pandemiyle insanlık savaş veriyor. Bu pandemi sürecinde gençler okula gidemediler. Sınav yine aynı sınav. Biraz daha zorlaştırıldı. Ama eğitim almayan, okuldan uzakta kalan, kendi başına bu sınavın üstesinden gelmeye çalıştı gençlerimiz. Gelebilen geldi, gelemeyen orada kaldı. Bu demek değildir ki dünyanın sonu, sınavı aşamadan her şey bitti. Hayır. Üniversiteyi kazansa bile, çok iyi puanlar alsa bile hayat onu aynı doğrultuda karşılamıyor veya sonuç aynı olmayabiliyor. İşte bütün mesele bunu algılayabilmekte, bunu birazcık farkına varmak.
Onu anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Özellikle aileler, özellikle toplumsal etkileşimi olan akrabalar, yakınlar, arkadaşlar, dostlar. Evet. Yani yıllardır dediğiniz gibi tekraren bunu konuşuyoruz, tekraren rica ediyoruz. Tekraren bunu birbirimizin yaşantısında örneklemeye çalışıyoruz. Tercih, neye göre tercih? Kişiye göre mi, topluma göre mi? Puana göre. Puana göre mi? Evet. İşte bunlar maalesef toplum baskısı dediğimiz bir algı oluşturulmuş. Bu algının da altı çok dolu değil. Yani yüksek puanla çok adı belli, işte falanca üniversite, isim vermeyeyim ben, gittiği zaman dünyasını kurtaracağını sanıyor. Halbuki gittiği yer o puanla o üniversiteye sahip olmuyor. Olamaz da öyle bir şey. Çünkü üniversite eğitim veren bir kurum. Ama almasını bilene, yani üniversite eğitim vermekte yükümlü. Onları sürdürecek ya da yürütecekler, verecek. Ama almak istemiyorsa, doğru bir tercihi sadece puana odaklı yapmışsa, bu karşılığını aynı şekilde alacak anlamı çıkmamalı. Çünkü kişinin kendi tercihleri, kendi hayatı, kendi kararları belirler. Buradaki yanılgı bir çevre baskısı. İki, ailenin arzu ve istekleri. Üç, işte ben de bir şey yaptım. Bu puanla bunu kaptım. İşte üniversiteyi de okudum. Sonrası yok. İşte yanılgı bu denli çok. Birbirini destekleyen yanılgılar gençliğin hayatını karartıyor bana göre. Çünkü bilemezsiniz yarın ne olacağını. Bilmek ister misiniz? Kimse istemez. İşte bu meçhul gibi görünen ama hayatın heyecanı da bu zaten. Bilmemek. Elbette hayatın heyecanı tabii ki o umutlarla gidilecek. Gençlerin umutları var. Ben burada umut vaat etmeyeceğim ama şunu söylemeye çalışacağım. Bir, kendini bilmek, bilebilmek, ne istediğini çok iyi bilmek ve onu algılamak. Onun peşinde koşmak. Zaten çalışmadan sürekli bu işi arzu etmezse bir hedefine ulaşamaz kişi, birey olarak. Burada orta öğretim ve ilk öğretimdeki birçok yanılgılar, değişimler, birçok değişiklikler, işte buradaki sürdürülemeyen, süreklilik göstermeyen eğitim anlayışı ve politikaları gençlerimizi mağdur ediyor. Bunu da söyleyebilirim. Sınav, aynı sınav ama siz sınava odaklı bireyi yetiştirirseniz dünyadan bir haber ve bilgiden yoksun. Hoş, bilgiye kolay ulaşılıyor ama onu yorumlayacak bir beyin, bir algı oluşturulmuyor. Bakış açısı da ayrı. Elbette yani o 5 tane cevabın içinden bir tane doğruyu bulmak. İşte bu yanılgı, bu her şeyi mahvediyor Sebil Hanım. Maalesef. Buradaki... Bunu nasıl değiştirirsiniz? Ben gençleri biraz rahatlatayım. Buyurun. Şimdi üniversite sayımız çok. Ben bunu çok kişi olumlu bulmaz ama ben olumlu buluyorum. Dünyanın her yerinde üniversiteler çok. Olacak da bu. Üniversite okumalı mı? Evet, okumalı. Ama şunu bir defa unutmamalı. Ben üniversite ne okuduysam o işi yapacağım dememeli. Hayatı daha anlamlı yaşayabilmesi için, mesleğini daha bilinçli yapabilmesi için üniversiteyi okuması lazım bir kişinin bana göre. Erken okuyabilir, geç okuyabilir, imkanlarına göre okuyabilir. Ama okumalı derim. Şimdi burada sadece üniversite okudum, benim işim bitti dememeli. Üniversite sayısı çoktur, çoğalması da faydalıdır, fırsat vermelidir. Herkes 12 Eylül sonrası kurulan YÖK kurumuna karşı oldu. Her siyasi söylemde YÖK'ün kaldırılacağı söylendi ama bir türlü kalkmadı. Ben aksine kaldırılmamalı diyorum. Yani YÖK'ün varlığı üniversitelerin Anadolu'ya yayılmasına imkan sağladı. Yoksa 5 tane büyük şehirde üniversite vardı. Anadolu'da üniversite yoktu. Enstitüler vardı. İslam Enstitüsü, Eğitim Enstitüsü, bir de akademiler kuruldu. Ben akademi dönemi okuyan biriyim 40 yıl öncesinde. O dönemlerde üniversite İstanbul, Ankara, İzmir, büyük şehirler gibi veya belki biraz Bursa'da ve Erzurum'da okunurdu. Diğerleri üniversiteden sayılmazdı. İşte YÖK bunu değiştirdi. Kadrolaşmayı, tek elde tutmayı da kaldırdı. Anadolu'ya yaygınlaştırıldı. Anadolu'da pek çok üniversite bu fırsattan yola çıkarak büyüdü ve gelişti.
bugün Konya 5 üniversiteyi barındıran, kendi bünyesinde 200 bine varan öğrencisi olan, ki ilçelere meslek üssü okulları, daha sonra büyük ilçeydi, şimdi il oldular. Karaman, Aksaray, bize bağlı olan birçok bu illerde şu an üniversiteler var. Bu üniversiteler Konya'da kurulan üniversitenin genişlemesiyle oluştu. Tamam, kadro tam olgunlaşmamıştır. Hiçbir yerde olgunlaşmamıştır. Ama zaman ister. Zaman ister. Çevrenin getirdikleri var. Oranın besledikleri imkanlar var. O yörenin değerleri var. Orada pek çok kıymetli eserler var. Bilimsel anlamda da bu kazanım sağlanabilir. Kimse bilmez. Ben her zaman söylüyorum. Kimya en güzel Sivas'ta okunur. Sivas nere? Anadolu'nun ortasında bir şehir. Kimse orayı şehir diye çoğu bilmez. Atmetmez, dikkate almaz. Büyük şehirlerin dışındakilerini şehirden görmezler. Ama buna benzer pek çok değerli yerler var. İşte bu bilinçte Anadolu'da üniversite yaygınlaştı, gelişti. Daha sonra ne oldu? Vakıf üniversiteleri. Bir eğitim kurumudur. Vakıflar bu işte gönül birliğiyle, bazılar belki ticari kaygıdır diye düşünülebilir ama bence zaten kuruluşunun temel amacı eğitimdir. Evet. Bu amaçla kurulmuş üniversiteler, vakıf üniversiteleri de çoğaldı. Daha da çoğalacaktır belki. Çoğalsın da rekabet doğruyu getirir. Rekabet güçlendirmeyi gerektirir. Ben 30 sene devlet üniversitesinde görev yaptım ve devlet üniversitesinde okudum. Gayet iyi biliyorum imkanları ve imkansızlıkları. Ve oradaki tekelci, tek başına karar almanın nedeni sakıncalı olduğunu biliyorum. Vakıf üniversiteleri hiçbir devlete yük getirmeyen, aksine üstlenen ve imkanları çok da iyi olan üniversiteler var. Kurumlar bir araya geldiler. Ticari kurumlar gibi, eğitim amaçlı kurumlar, pek çok kurumsal yapıdan çıkan üniversiteler var. Bunların tabanı verisi güçlü. Örnek Konya Ticaret Odası Üniversitesi, Karatay Üniversitesi adını aldı. Karatay Medresesi'nden aldı. Bir üniversite, medrese temeli, bu çok önemli. Burayı yaşatmak da önemli. Yani tamam, Selçuk Üniversitesi var, Erbakan Üniversitesi var ama burada teknik üniversitede olsa kökten, geçmişten gelen bu değerli bir medresenin isminin yaşatılması da önemli. Düşünebiliyor musunuz? Bu üniversiteyi kuran vakıf bir 22 bin üyesi olan ordunun üniversitesi. Yani 22 bin üyeli Konya Ticaret Odası'nın kurduğu bir üniversite. Bugün o üniversiteyi kuranlar yoklar. Başkaları var. Bir bayrak yarışı şeklinde yürütülüyor. Yani ben şunu söylüyorum. Bizim bulunduğumuz Karatay Üniversitesi'nde patron yok. Evet. Şimdi bu o kadar özgür bir irade ki. Çok güzel. Kurumsal yapısında 22 bin üyesinin destekleriyle kurulmuş bir üniversite. Mütevellisi ayrı, yetkileri, sorumlulukları var. Finansı, bütçesi, yatırımı, programlarına bakar. Rektör gibi eğitimden sorumlu. Bu ayrımı niçin yapıyorum? Devlette her şey rektöre bağlı ve bütün yetkiler onda. Atama, yürütme, harcama, yönetme, her şey, disiplinine kadar rektörün, tek kişinin elinde. Bu çok doğru değil bana göre. Çünkü dengeler birbirini eğer dengelemezse, yani kuvvetler dengesi yürütmezse, oluşmazsa orada denge bozuluyor. Kesinlikle. İşte dengede götürebilmek böyle. Vakıf üniversitelerinin doğması devlet üniversitelerinin de kendine gelmesini sağladı. Bir silkelenmelerin evet. Nedeni oldu şöyle. Çünkü orada devlet garantisiyle gören çalışanların o rahatlığı hantal bir yapı, çok maalesef. Büyük bir yapı ve umursamaz bir davranış biçimi keyfiyeti doğuruyor. Oradan da sonuç alınmıyor Sebil Hanım. Maalesef. Yani üniversitelere geldim ama buradaki sebep şu. Gençlerin ne bekliyor? Ne bekliyor? Gençler evet. Nereye gidecek? Nereye gidecek? Ben diyorum ki üniversite tamam adı vardır, belli bir gücü vardır ama gencin en önemli vereceği karar meslek seçimidir. Meslek seçim, evet. Ben ne olmak istiyorum? Fırsat çok. Pek çok yerde okuyabilir. Anadolu'nun her yerinde istediği mesleği bulma şansına erişti. Üniversitenin çoğalmasının getirdiği bence en büyük kazanan budur. Evet. Yoksa çok az sayıda, biz mimarlık okuduğumuzda 12 bölüm vardı.
Şimdi 100'den fazla, 120'ye vardı. 112'si eğitim halinde. Yani eğitim verebiliyor. 12 bölümle siz mimarlık okumak isteyen bir gence fırsatı vermezseniz olur mu? Bir Paris'te 50 tane mimarlık okulu var. Yani ben gittim, eğitimde aldım, birçok görevlerde de bulundum. Bir İtalya'da, örneğin Roma'da 40'tan fazla mimarlık okulu var. Bir Floransa'da yine o kadar. Yani şunu söylüyorum, bizden çok mimarları var İtalyanların. Aynı yakın coğrafya, Akdeniz ülkesi, nüfusu birbirine yakın. Akdeniz insanının kültürü var. Kültürü var. Yani gıdası, yeme içmesi de öyle. Böyle bir ülkede bizim iki katımız mimar var ve tasarımcıları var. O denli de geliştirmiştir. Mesela endüstriyel tasarımda, otomotiv tasarımında, moda tasarımında, düşünün Paris dünyanın merkezi değil mi? Evet. Halbuki orada pamuk yetişmez. Tekstil o kadar gelişmiş değil. Ama tasarımın merkezi. Neden? Bu işi önemsemişler, eğitimini vermişler. Okullar açmışlar. İşte bu imkanı verirseniz gençliğe, doğru tercih yapma şansını bulur. Orada gencin esas vereceği karar bence mesleği doğru seçmek. Ben bu meslekte olabilir miyim? Diyor ki puanım buna yetiyor. Puan ayrı bir konu. Artık nüfusun genç oranı önceki yıllara göre ya bu yıllara göre daha da düşüyor. Maalesef. Şunu söylüyor. Gelen eğitim almak isteyen genç nüfus yüzdelik olarak azalınca üniversite sayısı çok ve üniversitelerde öğrenci sayısı da azalacak. Bunu görüyoruz. Bu yıllardan sonra daha da azalacağını istatistikler bize gösteriyor. Çünkü genç nüfusun oranı hepsi okusa bile üniversite kapısına gelse dahi dolduramaz. Bu 5-10 sene sonra böyle olacak. İşte her üniversitede kendini bu bilinçte günceller, geliştirir, teknolojiye sahip çıkar, gence sahip çıkarsa, eğitimi önemserse tercih edilir, olur. Yoksa kim niye tercih etsin? Gençler burada dikkatli olmalı. Bence doğru seçeneğini, kendine yakışanı seçmeli. O meslekte de kendini adayan biri olursa bence çok doğru yolda ilerler. Evet, hem başarılı hem mutlu olabilirler. Kesin. İkisi aynı anda başarılmayacak şey değil. Canlı örneği örneğin. Siz karşımızdasınız. Teşekkür ederim. Karatay Üniversitemiz de aynı şekilde az önce vurguladığınız, aktardığınız bilgiler ışığında çok gencecik, pırıl pırıl, yepyeni, taptaze bir fidan, bir üniversite. Ama öyle hızlı gelişen, kendini geliştiren, işte ticari gibi gözüken ama aldığı kaynağı direkt eğitime aktaran bir kurum ve kuruluş olduğu için de çok hızla diğerlerinin yanında yerini alabilen, hatta bazılarının önüne geçebilen bir üniversite haline geldi. Bu hem sizlerin başarıları hem de Konya'nın başarısı. Bunun adına da hemen işin başında ben Konya'mız, Türkiye'miz, ülkemiz adına ve öğrencilerimiz adına da tüm ekibe, sizlere, kıymetli dekanlarıma, rektör hocama ve tüm çalışan, emeği geçen herkese şimdiden teşekkür etmek istiyorum efendim. Unutmadan. Ben teşekkür ederim üniversitemiz adına. Evet. Şimdi sizin bölümünüze gelelim. Bölümümüz Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemizi, böyle söylerken bile çok keyifli. Kimler ve neden tercih etmelidirler? Fakültemizin bölümleri nelerdir? Bir çift anadal gibi çok kıymetli bir şık var. Evet. Hem üniversitemizde hem sizin bölümünüzde ve tabii ki layıkıyla karşılığını alabildiğiniz emeklerinizin o güzel madalyonları hak ettiğiniz şekilde ilerlesin ve daha çok artsın dediğimiz ödüllerimiz var. Bunları da konuşmak isteriz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Karatay Üniversitesi'nin kuruluşu 12-13 yıllık bir geçmişi var. Çok yeni, doğru. Ama o denli arkasında dedim ya, güçlü bir ticaret odası. Ve YÖK, biliyor musunuz Sebil Hanım, ticaret odasının vaatlerini, sözlerini, taahhütlerini yerine getirmesi için sürekli takip ediyor. Yani nedir sorumluluğu ticaret odasının diye her yıl biz ciddi denetimden geçiyoruz. Vakıf üniversiteleri, devlet üniversitelerinde bu denetim yok. Yok. Şimdi bu denetim illaki olmalı. Bunun yerine getirdi ticaret odası. Bugün tüccarından esnafına herkes benim üniversitem diyor. Ve evet, çok haklı. Bu bizi o kadar mutlu ediyor ki, sahipleneni evet, çok. Kimsenin tek elinde değil. İşte vakıfın özelliği bence budur, değeri.
kuruluşu bu olmalı. Yani kuruluşu o denli eski değilse de imkanları çok iyi. Bugün 9000'in üzerinde 10.000'e yakın öğrencisi var. Biz 6 fakülteyle ve bu öğrencinin toplam sayısı 9600 gibi tahmin ediyorum rakam. Tam emin olmasam da şu an 90.000 metrekare kapalı alanı var. İlave yeni inşaatı bitmek üzere olan ince işlerindeyiz. Bir 50.000 metrekare daha var. Yani öğrenci başına düşecek bir metrekare alan bu denli vakıf üniversiteleri çok azdır. Türkiye'de parmakla sayılacak kadar azdır Sebil Hanım. Bu ne demektir? Bu fiziki bir mekan. Tabii ki onunla yetmez. Şehrin içerisinde bir üniversite. Bu çok daha önemli. Evet. Ona geleceğim. Geleceğiz. Burada yine kadro deneyimlidir. Bizde ya ileri yaş grubu vardır. Çok deneyimli, tecrübeli. İleri yaş grubu, tabii ben kendimi oraya koyuyorum. Genç kadromuz var. Evet. Dinamik güçler böyle. Bir tecrübeyle edinilmiş birikim var. Bir gelecek fidan dediniz. Gençliğimiz, geleceğimiz, umudumuz, asistanlarımız var. Ve doktora veriyoruz biz. Yani vakıf üniversitelerinde doktora eğitimi veren üniversite çok azdır. Devlet üniversitelerinde bile çok enderdir. Doktora eğitimini verebilmesi için nitelikli, yeterli sayıda YÖK'ün iznine tabi kadroyla mümkündür. Yoksa size laf ola doktora eğitimi ver diyemezler. Lisansüstü eğitiminde yüzlerce öğrencimiz var. Biz daha çok orada da iddialıyız. Şimdi az öğrenci alıyoruz. Çok öğrenci almak marifet değil. Bugün devlet üniversitelerinde 100'den fazla örneğin bir mimarlık bölümüne öğrenci alırken yatay geçiş, dikey geçiş, işte nakiller, başka üniversiteden geçmeler 150'ye varıyor. Öğrenci sayısı bir salon, bir sınıfta. Ben 150 kişilik bir salonda veya sınıfta meslek öğretileceğine inanmıyorum. Bunun yanı sıra da böyle bir fiziki imkanları yok. Şu geçtiğimiz 2 yıllık pandemi dönemi bize öğretti ki bunların ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu. Siz eğer mekan, imkan sunamazsanız eğitim olmaz. İnanmazsınız, biz yüz eğitimi uygulamalı derslerde yürüttük. Evet. YÖK'ün bilgisi dahilinde yürüttük. Çok sıkı denetimlerden geçtik ve enteresandır avluya çadır kurduk. Evet. Yaz günlerinde çadırın altında bizim öğrencilerimiz çalıştılar. Bir meslek öğrenmek, ben meslek okulu diye görürüm üniversiteleri. Çünkü meslek öğretmek için oradayız. Mesleğiniz neyse onu öğretirsiniz. Herkes işi neyse odur. İşi, kişi işiyle tanınır ve bilinir. Yaptığı iş nedir diye sorulur. Yoksa ben falan üniversiteyi bitirdim. Peki ne yaparsın? Ne yaparsın? Yok bir şey yapamam. İşinle. İşinle. Yani ne işe yararsın? Bugün sizinle de işte sizsiniz. Yani evet. İşinle senin işim yok. İş arıyorum. Bizde bu felsefe yok. Bizde meslek öğretme vardır. İnancımız odur. İş öğretmektir, iş yapmaktır. İddialı sloganımız da şudur. Biz iş arayan değil, iş kuran genç yetiştirmeye çalışıyoruz. Herkes iş arıyor. Aradığı işi bulunca da mutlu olmuyor. Peki ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. İşte siz dediğiniz zaman eğer siz kişiye işinizde varsanız iş öğretirsiniz. İş gelmiyorsa elinizden bir işe yaramıyorsunuz. Evet. Şimdi sadece bütün mesele bu. Bilgi aktarıyorsunuz. O kadar. Yani aktarırsınız kuru kuruya bilgi, uygulaması yok. İşte yani yıllardır eksik kaldığımız halde kalıp giderdik. Ya da kalıp gitmeye devam ederdik. Hepimizin naif bir tebessümle maalesef içimizi titreten aslında üzücü bir durumu budur. Evet, var, diplomamız var ya da belgelerimiz var ama sonucumuz hiç olmuyordu. Ve uzaktan şöyle Avrupa dediğimiz ülkelere ya da diğer ülkelere onların teoriyle birlikte pratik eğitimleri var diye hayran hayran bakıyoruz yıllardır. Evet, şimdi o bilgiye buradan erişebiliyoruz. Evet. Dünyanın her yerinden bilgiyi edinebiliyorsunuz. Gidip eğitim de alabiliyorsunuz ama ne işinize yarıyor? Şimdi iş yapmak, becerisini kazandırmak çok önemli. Bireyin ayakta kalmasını sağlar. Bu maalesef ilk öğretimden itibaren körleştirildi. Sınava odaklandı, üniversite kazanırsa başarılı olacak. Ama üniversite bitirmiş, birkaç tane daha üniversite bitirmiş, master yapmış, doktora yapmış, görev bekliyor.
Şimdi böyle bir dünya yok. Yok, evet. Böyle bir şey acı yok verici. Yani. Evet. Yani nereye giderseniz gidin, siz falanca yerden mezun oldum, hadi kapıda karşıladık ya da iş verelim. Yok öyle bir şey. İşte bu olmayınca bu defa siyasi yönden yok bilmem adamını buldu, işe girdi ama mutlu değil. Şimdi bireyin mutluluğu... Para kazanıyor da mutlu değil. Yani parası... Karnını doyuruyor ama yüzü gülmüyor. İş buldum tamam, oh şükür ben de gidiyorum geliyorum günlük yaşıyorum. Şimdi hayat bu değildir bana göre. Yani benim düşünceme tamamen aykırı bir şey bu. Zaten yaşamıyor demektir o. Yani buradaki felsefede şu, eğer insanın böyle bir sıkıntısı, bir telaşı, bir gayreti, bir çabası yoksa yaşamıyordur. İşte en mutluları kimdir? Özür dilerim. Yani yaşamıyor dediğimiz ölülerle deliler derler. Yani evet, hiç bu işten haberi yoktur. İnsanın doğası gereği olsun, sürekli... Bir kere geldik. Evet. Bir kere. Sadece. Başka da şansı yok. Yok. Bunu nasıl yaşayabilirsin? Bütün mesele o. İşinle, aşıyla, eşiyle diyorum ben. Şimdi bulunduğu yerde kişi kendi çevresiyle vardır. Üniversitenin bence kazanımı da budur. Yani meslek öğrenecek ama nerede öğrenecek? Bulunduğu ortam ona uyar mı? Yani bu adı çok büyük üniversiteler kastetmiyorum. Tabii ki değerli, imkanlar veriliyor. Bir yarış, hayatın kendisi yarış. Ama siz hiç nasıl söyleyeyim, sosyal etkinliği olmayan ya da toplumla bağdaşmayan, diyalog kurmayan, temaşa etmeyen, yaşanmayan, sadece eğitim için teknik, gidip gelinen, robotik. Orada robotik, işte üniversite dedi, gitti kampüste, şehri bilmez, kültürü bilmez, çevreyi bilmez. Sonra diplomasını aldı, ben üniversite mezunu oldum. Hayat bu değil. Yani hayatın kendisi içinde yaşamaktır diye onu söylüyorum. Yazılarımda çokça ona, hayata dair sözler söylemeye çalışıyorum. Akılda kalır mı diye. Şimdi buradaki gençlik gerçekten bir cevher bana göre. İşte bizim üniversitemizin verdiği hem fiziki imkanlar hem kadrosundaki eğitimiyle ve bu iddialıyız. Bakış açısı. Eyvallah. Sizin gibi aktardığımız bakış açısı. En kıymetlisi de bu. Evet, teknik olarak bilgi, bilgilendirme, pratik olarak üst düzey bir eğitim ki bu yarışta, bu yarışmada evet, hemen hızlıca öne geçebilmiş bir Karatay Üniversitesi var. Ama şunu asla ihmal etmemiş. İnsanın insani yanlarını, insanın duyusal ve duygusal yanlarını da ihmal etmemiş. Çünkü eğitimcileri öyle. Çünkü öyle olmazsanız sizin yaşama şansınız yoktur. Yoksa çocuklar, gençler niçin Karatay Üniversitesi'ni seçsinler? Evet. Bir farkın yoksa. Niçin bunun yüküne girsinler? Tabii ki bir bedeli ödeniyor. Tabii ki orada bir çaba var. Bir yarış var. Eğer bunun karşılığını alamıyorsa bence tercih etmesin. Yani tercih edilebilirliğinin bir sebebi olmalı. Sebebi olmalı. Bu da sağlıklı sebepler sonuç doğurur. Yoksa ben adına seçtim, orada şu bursu verdi bana ya da bu imkanları verdi, çok da cazip geldi, 4 yıl bitti. Sen üniversiteyi alıp götüremezsin, o şehri de sahip olamazsın, bulunduğun yerde de kalamazsın. Hadi çocuğum nereye gidersen git. Şimdi üniversitenin varlığı bence gence katarken bu vizyonu vermesi lazım. Bizim kökümüz işte Karatay Medresesi'nden geliyor diyoruz. Biz bu misyona uygun eğitim kadrosunu kuramazsak yaşayamazdık zaten. Bugün tercih ediliyorsa bütün bu sebeplerdendir. Biz tercih konusunda iddialıyız. Terazinin iki kefesini de layıkıyla dolduruyoruz. Şimdi buradaki üniversitenin, dedim ya, ticaret odasının büyük katkısı, kadrosunun kurulması, dinamik bir yaşam. Bu pandemi sürecinde uygulamalı bölümlerde tıp gibi, sağlık, mühendisliğin bir kısmında mimarlık, güzel sanatların bütün uygulamalı bölümlerinde mimarlık, iç mimarlık, grafik, resim ve bölümlerimiz, onu da rica hat bölümleri, bunlar da uygulama ister, el becerisi olur. Düşünün, çocuk yeni liseden gelmiş, eline tecetveri, gönye, kalem almamış, çizgi çizemez. Siz bunu uzaktan eğitimle nasıl yürütebilirsiniz? Bunu belgesel izler gibi ders mi yürüteceğiz Sebil Hanım? Mümkün değil. İşte biz hocalarımızda birinci sınıfları, ikinci sınıfları, hatta son sınıftakilerin dahi uygulama derslerinin tamamını fiilen salonlarda yürüttük. Nasıl yürüttük? Biz çok güzel tedbirler aldık. Bir, avluda çadırlar kurduk. İlaçlamayı hiç ihmal etmedik. Sürekli giriş çıkışlar kontrol ettik. Asansörlerimize petallar koyduk. İlaçlamadan
hiç ödün vermedik. Gençlerimiz bu duyarlılığı gösterdi. Mesafeyi de koruduk. Evet, hijyen mesafe. Çünkü sayıları da zaten belli. Öyle yığılma evet. bir topluluk da yok, yok sonuçta. Seçkin. Seçkin ve az sayıda olduğu az sayıda. İçin sosyal mesafe otomatik olarak korunabilir gayet durumda. Tabii. Bizim öğrenci kontenjanımız maksimum 60'tır. Hı hı. Salonlarımız 77 kişiliktir. Evet. Şimdi böyle bir imkanı verdiğiniz zaman ki büyük salonlara yerleşildi. Burada öğrenci mesafesini koruduk. Yani atlamalı masalarını da koyduk. Özel mekanlar. Şimdi siz gençlere bu imkanları verirseniz canlı başla geldiler. Zaten tercih ediliyor. Düşünün 2 sene gitti. Meslek yüksek okulunda okuyorsa hiç okulu görmedi. 4 yıllık okulda okuyorsa bir bölümde 2 yılı gitti. Sorarım size 1 ve 2. sınıfta başladı hiçbir şey görmedi. Son 3 ve 4. sınıfta ne görecek? Ya da 2 yılı normal okudu, son 3 ve 4 yılı hiç görmedi. Nasıl öğrenecek? Belli bir dönem gençliği biz eğitimden mağdur ettik. Bunun faturası ağır olacak. Da bilmiyoruz. Bu kadarı oldu, neler olacak onu da bilmiyoruz. Önümüzdeki günler inşallah sağlık getirsin. En büyük temennimiz o ama yine de tedbirimizin çok daha yüksek olması gerekiyor. Şimdi bu tedbirleri alarak geldik. Biz bunu eğitimde ısrarla durduk. Sağ olsun rektörlüğümüz çok destek verdi eğitimden sorumlu. Mütevellimiz zaten imkanları seferber ettiler. Bir mezuniyet töreni yapamadık, çok üzüldük. Ama biz kendi içimizde projelerimizi, sergilerimizi, resimlerini, buradaki maketlerini, modellerini gençlerimiz sergilediler. Fiilen bizzat gelip atölyelerde çalıştılar ve bunları sergilediler. Biz bundan yana mutluyuz. Çok naif bölümler, yani hassas bölümler. Fakültemizin içindeki bölümleri bir tekrar rica edeceğim. Mimarlık, iç mimarlık, grafik tasarımı, geleneksel Türk sanatları. Bir resim bölümümüz var, o da son sınıfında zaten. Bunlarla beraber yürütüyoruz. Yani bunlar insan hayatında duygusal destekli bölümlerde. Elbette. Yani bir taraftan teknik eğitim alırken duygusal destekli. Hele de hani eğitim için oradalar, gereğini yaptınız. Normalde bile boş kalan öğrencilerimiz bunlar için çırpındı. Hani hobi olarak da olsa bu alan pandemi sürecinde sadece öğrencilerimiz değil, ebeveynlerimiz ya da küçücük çocuklarımız için bile bunlara talepte bulunduk. Yani küçük kurslar edinmeye, özel dersler edinmeye falan çalıştık. Mesela. Tabii orada insanı besleyen bir değer var. Nedir o? Tasarım. Evet. Tasarım merkezli eğitim vermeye çalışıyoruz. Biz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin içerisinde. Daha bu bölümleri ileride çoğaltmayı hedefliyoruz. Bu konuda mütevellimizin de çok istek arzuları var. Tabii kadromuzu tam olgunlaştırmadan bölümleri aşmıyoruz. Tasarım insanı besleyen bir unsur. Evet. Yani tasarım olmazsa olmaz. Ben tasarım hocasıyım, mimarım. Tasarım insana heyecan katar. Duyguyu, düşünceyi, fikri nasıl ifade edebilir? Kimi heykelle, kimi resimle, kimi işte mimarlıkla, iç mimarlıkla bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Gençlerimizin arasında biz tatlı bir rekabeti oluşturduk. Ondan bahsetmek isterim. Lütfen. Her yıl bahar döneminde son sınıf öğrencilerimize bir proje veririz. Bitirme projesi. Buna diploma projesi diyoruz. Çevre beldelerden, belediyelerle biz ortak çalışmalar yapıyoruz. Nasıl bir çalışma? Belediyeye gidiyoruz. Çalışmak ister misiniz? Hiç hayır cevabı almadım ben. Hepsinden evet dediler sağ olsun. İşte Akşehir'den tutun, Karatay, Meran Belediyesi, Alanya'ya kadar, Beyşehir'e kadar birçok belediyelere gittik. Yıllardır yapıyorum bunu. İstek, arzular, ihtiyaçlar neyse onu alıyoruz. Onlardan birisi de geliyor. Öğrencilere işveren konumunda isteklerini aktarıyorlar Sebila Hanım. Öğrenciler sorularla bu istekleri çözmeye çalışıyor. Her öğrenci konuya ilişkin tasarım geliştiriyor. Örneğin işte Akşehir Belediyesi göl kenarında tesisler istedi. Biz onun üzerine nerede ne yapılabiliriz diye yerine gidip bizzat çalıştık. Gazi Üniversitesi ile ortak başladık. Pandemide orası gelemedi. Biz devam ettirdik ve bitirdik. Bu dönem mesela Meran Belediyesi ile çalıştık. Çok atıl bir tantavi ambarıydı. Daha önce orası için proje üretmiştik. Çok güzel oldu. Çok hoş oldu. Sergi salonu. Hı.
bu yıl Meran Belediyesi'nin ihtiyacı nedir diye sorduk. Bizim elimizde arsalar var. Buraya için tesis ne önersiniz? İşte öğrencilerimiz sordu, belediye başkan yardımcıları geldi, anlattılar. İçerisinde şehir plancıları, serbest piyasadan bir de eğitim kadromuza gelen deneyimli mimarlarımız var. Onlar da bizim jüri üyemiz. Projeler hazırlandı, çalışıldı. Bir yüz yüze görüşmeler yapıldı. İşveren isteklerini iletti. Sanki mimar, son sınıf öğrencisi projeyi hazırladı. Sonunda Tantavi Ambarı'nda biz 50 projeyi sergiledik. Jüri üyelerini kurduk. İçerisinde mimarlar var, iç mimarlar, piyasadan deneyimli mimarlar, inşaat mühendisi, makine mühendisi ve şehir plancısı, belediyeden de bir yetkilisiyle projeleri seçtik. O projeleri ödüllendirdik. Birincisini tam altın, işte yarım çeyrek gibi altınlarla ödüllendirdik ve belgelerini verdik. Öğrencilerimiz cübbeleriyle geldi. Tamam, biz bir mezuniyet töreni yapmıyoruz ama ödül töreni yapıyoruz. Ve o gençlerimiz ömürleri boyunca bu aldıkları ödülleri unutmayacaklardır. Ve Karatay Üniversitesi'nde unutmayacaklar. Kesinlikle. İşte çevre belediyelerde bizim bu heyecanımızı, bu çabamıza destek veriyorlar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi diğer belediyelerle bugünden itibaren görüşüyoruz. Onların istek ve arzularını dinliyoruz. Öğrencilerimizi ya oraya götürüyoruz, yer görsünler, ya belediyeden geliyorlar, görüşüyorlar. Kamudaki işte kurumlarla, bugün belediyede, yarın daha önce mesela bir valilikle çalıştık. Kaymakamla kervansarayı falan tasarladık. İşte tasarımın yüzünde birebir yerinde, bölgesinde sorumluluk bilincinde gençlerimizi çevreye duyarlı birey yetiştirebilirsek ne mutlu bize. Çok teşekkür ederiz. Kısa bir aramız var. O ara için, reklamlarımız için ayrılacağız sevgili izleyicilerimizden, ama biz buradayız. Sizinle birlikteliğimiz devam edecek. İkinci bölümde yine kıymetli konularımız ve sizin kıymetli değerli bilgilerinizle. Ben hemen yine bu çift Anadolu ve ödüllerimizi tekrardan soracağım ve konuşacağız. Ben şöyle diyerek reklama gitmek istiyorum. Evet. Muhteşem tasarım insanoğlunu o güzel fidan kısmında yakalayıp, en genç zamanında yakalayıp topluma, toplumsal olarak faydalı hale getiren sizlere teşekkür ediyoruz. Reklamlara gidiyoruz. Kısa bir aramız var ve hemen sonrasında buradayız. Siz de bizimle kalın lütfen. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Kıymetli izleyicilerimiz, tekrar merhabalar efendim. Kısa reklam aramızdan sonra ikinci bölümümüzde sizlerle birlikteyiz. Siz de bizlerle birlikte orada güzel gözlerinizle, gönüllerinizle bizleri eşlik ederken yine temennimiz odur ki hiç eksik olmayınız. O güzel gözleriniz ve gönülleriniz her daim ferahlık bulsun. İzlediğiniz gibi, izlemek üzere olduğunuz gibi yine çok kıymetli bir konuğum ve çok kıymetli konularımız var efendim. Kıymetli ailelerimiz, sevgili öğrencilerimiz, bu akşam yine yaşamımızın, hayatımızın dönüm noktası olan üniversite hayatımız, tercihlerimiz, olması gerekenler, olmaması gerekenler adına konuşuyoruz. Bu nedenle kıymetli konuğumuzu sizlere bir kez daha tanıtmak ve tanıştırmak istiyorum efendim. Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Kerim Çınar. Efendim, kısacık aradan sonra bir kez daha merhaba. Merhabalar. Biz bu arada da sohbet ettik. Evet. Sizi uzaktan tanıyan ben biraz daha yakından tanıma fırsatı buldum. Zaten program içerisinde de sizi yeniden yeni bir bakışla tanıma şansına sahip oldum. Bu beni şöyle kişisel olarak mutlu etti. Evet, orada bir kıymetli isim var, bir fakülte dekanı var, bir profesör doktor var. Ama her şeyden önce öz ve öz, dününü, bugününü ve geleceğini birbirine bağlayan, insani değerlerini ve o hatları hiçbir zaman eksiltmeyen ama işinde, işleyişinde, hocalığında muhteşem bir gelişime şahit olan, yaşayan, yaşatan siz varsınız. İyi ki varsınız diyorum bir kez ediyorum, daha. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Evet. Güzel sözlerinize. Teknik olarak şu bilgileri tekrar rica edeceğim. Tekrarlamak istiyorum. Çünkü
Bizi izleyen kıymetli ailelerimiz, sevgili öğrencilerimizin buna ihtiyacı var. Fakültemizin bölümlerini bahsettik. Bir de çift ana dal var. Özelliklerimizden, evet, özenlerimizden birisi üniversitemizin içinde. Bundan bahsedelim istiyorum. Böyle başlayalım istiyorum. Hay hay. O başlangıçta övgü dolu sözlerinizden ötürü ben gerçekten teşekkür ediyorum. Duygulandım. Ona değineceğim. Şimdi Anadolu coğrafyası çok zengin. Orada çok değerlerimiz var. Şimdi bizim üniversitemizde Karatay Üniversitesi'nin çift ana dal programı uygulaması başarıyla sürüyor. Başarı nedir? Sonuç almaktır. Başarıdan kastım, şimdi pek çok yerde var. Söylemeye çalıştığım nokta şurası. Bu çift ana dal uygulamasını sürdüren, eğitimini veren kurumlarda kontenjanlar YÖK'ün verdiği miktar kadardır. %10'u geçemezler. Bu çift ana dala eğitime başvurulur, hak kazanılır ama bir türlü sonuç alınamaz. Çünkü dallar arasındaki intibak birbirine geçişte, hani çift bölüm bitirecek, çift ana daldan kasıt bu. Örnek mimarlık okumuştur, iç mimarlığı yanında okuyacaktır. Atacak. İnşaat okuyordur, yanında mimarlık okuyacaktır. Burada kontenjanlar YÖK'ün verdiği hak kadardır. Sonuç alabilmek önemli. Evet. Biz bu çift ana dal programını çok iyi intibak ettik. Yani her dersi alması şart değil. Okuduğu benzer, kendi içeriği, müfredatı uyuyorsa o bölümlerde biz muafiyeti sağlıyoruz. Tekrarını istemiyoruz ve emin olun her yıl kontenjanı oranı kadar 10 kişi ise 10 kişi çift ana dalı bitirebiliyor. Bir taraf kısa süreç kalmıyor güzel. Yani. Bir Hayır, taraf kalmıyor. Yürüyüp giderken bir taraf burada eksik sadece Hayır, adıyla var olmuyor. Burada bölümünü zaten başarıyla sürdürmesi lazım. Bölümünde başarısızlık Mutlaka. Olursa zaten ikinci bölümü kaybeder. Çift ana dalın esprisi budur. Diğer dalı ihmal edemez. Yani ana dalını yürütecek, ana bölümünü, diğer bölümü de sürdürme hakkı doğsun. Burada başarı elde ediyoruz. Yine uygulamalarımızda biz birinci olan, bölümünü birincilikle bitiren gençlerimize diyoruz ki bizimle çalışır mısın? Gelmezse ikinciyi çağırıyoruz. O da gelmezse üçüncüyü. Bu ne demektir? Birinci sınıf, birinci derste sözümüz. Birinci olanlar bizimle çalışmak isterse çalışırız. Gerçekten asistanlarımızın %90'ı birincidir, bölüm birincileridir. Ben hiç bu konuda rektörlüğümüze ya da insan kaynakları dediğimiz birime söylemem bile. Adayın kendisi birinci olduysa belgesini götürür, takdim eder ve bizimle çalışmaya başlar. Evet. Bu hak sağlanmıştır. İşte hak, adalet, hukuk budur. Bunu sağlayabilmek çok ama çok önemlidir. Önemlidir. İşte bu önemi biz gençlerimize verebiliyoruz. Şükrediyorum, hamd ediyorum ki böyle bir imkanı bulduğumuz için. Böyle bir kurumda çalışmaktan da gurur duyuyorum. Çünkü yaşayabilmesi buna bağlı. Bugün biz varız, yarın o gençlerimiz var. Hepsi bilirler. Bakın ben 5000 tane mimarın mezununda az ya da çok bir görevim olmuştur. Türkiye'nin pek çok yerinde çalışırlar, bilirler. Ben bunlarla gurur duyuyorum. Her gördüğümde ben onlardan daha çok mutlu oluyorum. Onlar da mutlu oluyor. İnanır mısınız? Sizin çiçekleriniz onlar. Elbette anneyi babayı okutmuşuz Sebide Hanım. Evet. Şimdi çocuklarını Tabii okutuyoruz. Kısmetse torunlarını i̇nşallah. Diyorum inşallah. Bu azim, bu istek Allah bir gün bize nasip edecek diyorum. İnşallah. Şimdi Anadolu zengin. Geçmişten gelen izleri taşır. Ben daha önceki bir programda da söyledim. Bu coğrafyayı 90 santimde bir kazdığınız zaman her 90 santimde bir medeniyet besler. İşte bu geçmişten gelen kültür başka yerde yok. Bir ara üniversiteye misafir öğrenciler geldiler. Amerika'dan bir grup öğrenci, 25 öğrenci, başlarında hocaları misafir ettim. Gezdiriyorum. Han, hamam, kervansaray, işte Çatalhöyük, Sille, tarihler en küçük 700 yıllık. Bir kervansaray 700 yıl. Bizsille 2500 yıl, Çatalhöyük 5000'di, 7000 yıl deniyor şimdi. Dünyanın gözü şu Anlatıyorum, mimarlık öğrencileri, son sınıf öğrencileri
Hiç gözleri parlamıyor. Mimik yok, tepki yok. Dedim ki hocalarına, beni mi anlamadılar yoksa dedim onların mı ilgisini çekmedi? Nedendir bu ilgisizlikleri? Dedi ki hocam, söylediğin tarihin en küçüğü 700 yıl. Amerika'nın geçmişi 250 yıl. Tabii ki anlamazlar. İşte bu coğrafyanın zenginliğidir. Bu katmanlarla dolu kültürü, bu medeniyeti oluşturmuş. İnsanoğlu bulunduğu yerin değerini kaybedince anlar. Evet, maalesef. Maalesef. Ormanlarımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Kaybolunca anladık. Mesela bence ona sahip olabilmek, yoksa onu yapmak değil, ağaç dikmek değil Sebil Hanım. Var olanın değerini bilmek. Bizim gençlerimizin varlığı bizim cesaretimizdir. Avrupa yaşlandı, dünya yaşlandı. Bu gençler bizim, geleceğimiz, umudumuz, her şeyimiz derken ben bunu içten söylüyorum. Onlar olmazsa ne anlamı var? Gençler gelmezse istediğiniz üniversite yapın. Hiçbir esprisi yok. İşte bu bütün heyecanın bunun üzerine Karatay Üniversitesi'nin temel düsturu da budur. Adını Karatay'dan almıştır. Medresedir. Kapısında mühürleri vardır. O mühürlerinde çok güzel sözler vardır. Evet. Ben de kapı diyecektim. Yani o kapıdaki mühürler her biri bir anlam içerir. Oradakinin birkaçını söyleyeyim. Lütfen. Mesela, evet. Çünkü ben o yazıyı okudum. Bir taraftan yazıyorsunuz, kıymetli, evet, kaleminiz de çalışıyor. O kapı yazısını okuduğumda ben dünden beri cidden çok bu değişik bir bakı, yani şehrime başka bakmaya başladım ben. Yani dünyaya, kendinize, evet, her kapı yeni bir açılış, yeni bir başlangıç, yeni bir dönem demek. Üniversite kapısını çoktan geçtik. Evet. Hala devam edebiliriz. Dediğiniz gibi yaşı yok ama bir taraftan kendi yaşam kapıma bakmaya başladım. Ben dün akşam yazıyı okuduktan sonra. Şimdi, evet. Sabil Hanım, kampüsler şehrin dışında. Dışında. Halbuki medreseye bakın, şehrin içinde. Bu o kadar çelişkili bir durum ki, ben mimarım, mekan tasarlayan biriyim. Şehrin içerisindeki binanın kentle bütünleşmesi başka bir dünya. Hemen Alaaddin çevresinde Karatay Medresesi, İnce Minare Medresesi, Sırçalı Medrese, bunlar medrese. Bir düşünün. Adım ötesi. Evet. Hemen. Yani 700-800 yıl öncesindeki üniversiteler. Sonradan üniversiteler kampüs şeklinde kentin dışına atıldı. Buradaki sebep bir terördü. 70'li yıllarda yaşanmış. 12 Eylül öncesine kadar, 80 öncesine kadar terör. Şehir içerisinde, üniversitelerde, gençliğinde hareketler, o zamanki terör hareketleri kenti huzursuz ettiği düşüncesine kapılındı. Gençler dışarıda kalsın, üniversite dışarıya çıksın. Birinci temel belki buydu. Esas kampüs kurulmanın fikri tamamen yurt dışından ithal bir düşünce. Soyutlamak. Soyutla, Amerika modeli, uzağa at, evet, orada duvarla çevir. Çevir. Yer açık cezaevi gibi. Yani cezaevi modelinde orada onu bloke et, eğitimini ver ve gitsin. Şimdi bu düşünce kent dışında kampüsler oluştu. Ve kent kampüse doğru uzamaya başladı. Örnek Konya'daki gibi. Ya da çevresinde, çeperinde yeni yerleşimler oluşmaya başladı. Kentten apayrı bir dünya. Kentten haberi yok, kültüründen, yöresinden, yöresel yemeğinden, etkinliğinden, festivalinden haberi hiçbir yok. Hiçbir şey. Tamamen soyutlanmış, tecrit edilmiş duvarın içerisinde bir kampüs eğitimine girildi. Tabii bu pek çok şeyi yok etti. Yok etti maalesef. Gençliği de hapsetti oraya ve kentin oradan etkileneceğini bekleyenler de maddi olarak beklenti içinde oldular. Kar amacı baktılar, bittiler. Öyle. Evet, bu da çok ticari sağlanamadı. Baktılar. Ticari bakıldı. Böyle bir kültürel alışveriş olmadı. Olmadı. Ta ki kent işte büyüyünceye kadar. Konya'nın planı, dairesel merkezi plan var. Kampüsü uzağa attık. O zamanki siyasilerin aldığı kararlar, hangi akılsa, attılar uzağa. Kent oraya uzamaya başladı. Böyle sosis oldu diyorum ben. Böyle çirkinleşti. Ne oldu? Her şeyden mağdur oldu. Şimdi bakıyoruz, ne trafik yetiyor, ne enerji yetiyor, ne ulaşımda bir rahatlık var. Darman duman oldu. Kentin omurgası ve fiziki yapısı bozuldu. Evet. Ana doku bozuldu. Bütün mesele bir üniversitede dışarıya attığınız bu hareketin getirdiği
yıllarca olumsuz sonuçlar. Bunu göremediler. Gördüler, işten geçti. Siyasiler bu işte karar veremezler. Ben onu söylüyorum. Yani siyasilerin görev ve yetkilerine karışmak diye benim siyasette de işim yok. Ama siyasilerin karar verme yetkisi değildir bu. Eğitim ülke meselesi bence. Fikriyat bu çünkü. Elbette. Siz de fikredebilirsiniz, ben de fikredebilirim. Hiç bilmiyorsan hakkımız. Geçmişine dön bir bak, bir bak. Tarihine bak. Biz Karatay Üniversitesi olarak kentin merkezinde, kentte iç içe, Mevlana'ya çok yakın bir mesafede o günkü işte imkanlarla verilmiş 100 bin metrekarelik arazi üzerinde. Şimdi bir 100 bin metre daha, 200 bin metrekare içerisinde 150 bin metrekarelikte kapalı mekanı olan, ki çok nitelikli, projelerini yapan da öğrencilerim, inşaatını yapanlar da öğrencilerim, çok kaliteli bir mekan organizasyonu var. Buradaki kentte olan diyalog çok güçlü. Önce çeperindeki evler falan böyle köhneydi, şimdi çok daha modern ve gelişmiş hali. Kenti besliyor, kentten de besleniyor. Şimdi baktığınız zaman orada yazılar var, o şey kapılarında. Bir ara misafirim geldi İstanbul'dan. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'yiz. Gelen misafirlerimiz de film senaryo yazanlar, yönetmen olanlar, isim vermem. Bunlar yazılar gördüler, orada böyle Arap alfabesi, İngilizce metinler var, Türkçe de var. Dedi ki hocam, yani bu Arapçalar ne işe yarıyor filan. İzah etmek zorunda kaldım. Onun için de bir yazıyı yazdım. Dedim ki o Arap alfabesi ama bir Osmanlı Türkçesi. Diğeri İngilizce. Metni belli. Zaten. Altta da Türkçe açıklıyor. Ne yazıyor? Ne bir tanesini söyleyeyim. Mesela tedbir geçimin yarısıdır. İhtiyat kötülüğü hesaba katmaktır. Güvenirlik zenginliktir. Zenginlik gibi böyle mühürler var. Bu yazılar nereden geldi dedi. Gel dedim. Karatay Medresesi'nin bir figür kapısını gösterdim. Bu mühürler açılmıştır buraya. Bu sözler buradadır. Bunun bir anlamı vardır. Nasıl ki Karatay Medresesi'nin kapısında bugünkü gittiğinizde okuyamıyorsunuz ama o mühürlerde pek çok mesajlar veriyor girerken. Kaldı ki ben bunun araştırmasını yaptım. Örneğin 1400'lerde inşa edilmiş Oxford Üniversitesi. Ben evet. Sorbon'a da gittim. Diyor ki eğer iyiysen gir, kötüysen asla. Şimdi bunu öğrenci o kapıdan girerken her gün kendini okusa, sorgulayacak. Her gün okusa ne düşünür? İyi olmak için nedenleri olacak. Şimdi soracak kendine, ben iyi miyim, kötü müyüm? Gireyim mi, girmeyeyim mi? Şimdi üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler kendine bir sormalı. Ben bu kapıdan gireyim mi, girmeyeyim mi? Ben bu sınava girdim, tamam bir puan aldım. Ama ben burada iyi miyim, değil miyim? Seç çocuğum ona göre, gel istediğin yerde oku. Ben diyorum ki gidin gireceğiniz, okuyacağınız üniversiteleri bir görün. Evet, kapımız gidin açık. Gidin sorun. Orada kapıyı çalın. Kapıyı çaldığınızda içeride birisi var mıdır bilmiyorum. Sen o kapıyı çalmasan kapıyı kimse açmaz. Açmayacak. Şimdi bütün mesele bu. Şimdi bunu Oxford'da yazıyorsa Karatay'da yazmazsın mı? Ben Sorbon'a gittim. Sorbon'daki yazı. Herkesin gözü senin üzerindedir. Şimdi bir genç olun. Bu yazıyı da her gün okun. Hazreti İsa altında yazandı. Herkesin gözü senin üzerinde demek ne demektir? Sürekli kendine çeki düzen vermendir. Kendine ilgilenmen. Kendini bilmendir yani. Kendine dikkat etmendir. Şimdi basit bir yazı dediğiniz bile o denli önemli ki insanın ruhuna dokunuyor. Duvar değildir bu. Ya da bir mekanı öyle çok hoş yaptım değil. Ya da kampüsten girdim. Üniversitenin kocaman ismi yazıyor. Farklılık ya da sadece estetik görsellik değil. Değil. Dediğiniz gibi ruha hitap eden, ruha işleyen, anlamı ve yaşam bütünlüğü olan vurgular. Ya şimdi taklitlerini yapıyorlar. Örneğin kentlerde herkes yurt dışında sosyal medyada görüyorsunuzdur. Çok meşhurdur. Amsterdam'ın işte ambleminde değil mi? Orada şehri ağasını büyük yazıyor mesela. Amsterdam diyor. Yani seviyorum Amsterdam havasında. Şimdi Alanya'yı, Antalya'yı, her şehri, herkes ona benzedi. Şimdi bu iş değil. Senin özünde var. Özünü bil, kaybetmezsen sonucu bulursun. Şimdi taklit de bir yere varılmaz. Ben onu söylemeye çalışıyorum. İşte bu değerleri bilen, bilinçle ortaya koyan, üniversite eğitiminde de bu duyguyla, bu düşünceyle eğitim veren kurumlar farklıdır bence. Evet. Bunu yaşatacaktır. Yoksa ben üniversiteyim, gel çocuğum oku, hadi istersen okuma, bana ne? Hele pandemi bizi bozdu.
Şimdi pandemi dediğiniz zaman dünya kapkaranlık oluyor değil mi? Öyle. Şu an gençler... Kelimeyi duyduğumuzda bile içimiz... Elbette 2 yıl evde kaldılar. Şimdi giden gençler, çocuklar aynı dönmeyecekler. Değişip dönecek. Hocalar derse girmemişse hoca da zor alışacak. Şimdi diyorduk ya, pandemi öncesi dönemde eski normal miydi? O da ayrı bir konu. Şimdi anormal mi oldu? O da başka bir konu. Diyorum ki yani o normal miydi de biz bunu bulduk. Demek ki normal değilmiş. Değil mi? İnsanoğlu gitti bir yarasayı yedi. Yarasayı mı yedi? Kendini mi yedi? Onu da bilmiyorum. Dünyayı yedi. Dünyayı pis etti. İçine de etti. Şimdi geldik nereye? Pandemide içeride kaldık. Çocuklar aynı dönmeyecek. Döndüğü zaman da aynısı olmayacak. O mekana da girmez. Hoca da o dersi vermez. Peki ne olacak bu? Ne olacak bu? Hocam? Şimdi en iyisini seçse bana ne yazacak? Evet. Neyin kavgasındayız? Gençliği unuttuk. Gençliğin derdine biz çözüm aramaktan uzaklaştık. Bizim istediğimiz gibi olsun çabasına düştük. Veliler de bunda sorumlu. Öğretmenler daha çok sorumlu. Biz üniversite çalışanları da, hocalar da sorumlu. Bu sorumluluğu üstlenmesi lazım. Kimse sorumluluktan kaçamaz. Bu gençlik bizim. Öyle. Z kuşağı diyoruz. Beta geliyor. Şimdi bu gençlik yarın bizim geleceğimiz. Biz onlara nasıl davranırsak onlar bize öyle davranacak değil mi? Toplumuna, vatanına, milletine, ülkesine, devletine öyle davranacak. Elbette. Ya olacağız ya olmayacağız. Şimdi bunun kararı onlarda. Kendinizde hak görerek, dayatmacı olarak bunu istiyorum derseniz yarın sizde o hesabını başka sorar. Soracağım. Mahkum olursunuz. Gençlerin vicdanı iyidir umarım. Aynısını davranmazlar. İşte. Çünkü acıyla yoğruluyor. Ama buradakini kimse umursamıyor. Bütün derdim gençliğim. Gençlerimiz, bizim geleceğimiz dediğim, bence diyorum ki hiç umutlarını yitirmesinler. Mutlaka gelecek onların, çünkü gelecekte onlar olacak. Şimdikiler olmayacak. Olamayacak da. Diyorlar ya işte 100 yıl sonra şu an canlı olan hiçbir canlı yok. Olmayacak. Değil mi? Bunu bile bile bir insanoğlu, öleceğini bilen, inanan tek canlı varlık insanoğlu. Nedir peki derdi diye soruyorum. Bir hiçtir bana göre. İşte gençliği gelecek olarak görmek, bendeki heyecan bu. Bunlar geleceğimizi bilerek gelirlerse biz o zaman bir yere varabiliriz. İşte dediğimiz gibi tüm kapılar yeni başlangıçlara açılıyorsa, üniversite kapısı yepyeni bir başlangıcı açılıyorsa, oraya gelecek gençlerin bu bilinçli ve farkındalığı olursa zaten ne başlamaktan, ne başlangıçtan, ne sorumluluktan, ne de gelecekte yapacakları yükümlülüklerden korkmazlar. Bir sorun yaşamazlar. Dediğiniz gibi aile, toplum, üniversite ve diğer kurumlar. Evet. Yani biz onlara bunu verebildiğimizde, sadece bunu anlatabildiğimizde, kapıyı çalması gerektiğini, çaldığı kapının arkasından çekilmemesi gerektiğini, gördüğü o yazıyla, o sloganla her gün kendini yenilediğinde, heyecanını kaybetmediğinde, zaten iş bittiğinde 4 yıl sonunda tıpkı sizin Karatay Üniversitesi'nden çıkan ve bunu tercih eden gençler gibi hazır olacak. Tamam, bismillah diyecek. Olduğu yerden yeni başlangıca, yeni kapısını açacak. Üniversite kapısını tamamlayacak, iş dünyasının kapısını açacak. Ya da meslek hayatının kapısını açacak. Aslında aradaki köprüyü doğru kurduğumuzda hiçbir sorun kalmıyormuş. Ama bu köprü için biz yıllardır sadece ne yapıyoruz? İğneyle kuyu. Evet, iğneyle kuyu kazıyoruz. Yerimizi de sayıyoruz. İşte gençler biraz adım atsalar, bu bilgisayar, sanal, sosyal medyadan, sanal dünyadan bir çıksalar, ayakları yere bassa bence çok şeyin farkına varacaklar. Pandemi kilitledi. Bir ekrana bağladı. Dünyayı onunla sınırladı. Halbuki gerçek hayatla korkmadan sizin az önce söylediğiniz gibi yüzleşirse bence çok şeyi kazanım elde eder. Diyorum ki kendinizi atın bir kere. Korkma. Yani yüzmenin öğrenmesi belgeselli olmuyor. O denize girecek. Yani o denizde buluşacak. Kaçarak kurtulamaz bundan. Sığ sularda yaşayamaz. Onun için çocukların, gençlerimizin ben geleceğine biz büyükler sorumluyuz.
biz onlara bir şey söylüyorsak dikkatli söylemeliyiz. Çok akıllılar. Ben diyorum ki o akıllarını değerlendirsinler. Özellikle de yaşayarak öğretmeliyiz. Elbette. Yani bizim öğretim şeklimizde maalesef hep şey var. Yani ben yapamadım oğlum kızım sen yap. Ben istedim olmadı senin olsun. Hep söyley var. Yani yaşam şeklimiz canlı örnek oluşturmuyor. Buna kendimi de dahil etmek istiyorum. İşte yani. Bunu ben şöyle tanımlıyorum. Mimari olarak yani mimar olduğumuz için var olan eskimiş binaları tarihi veya değil onarmak için restorasyon yaparız. Ebeveynler, anne ve baba kendi yapamadıklarını çocuklarından istiyorlar. Bunu hak ediyor mu etmiyor mu diye sormuyorlar. Ben de diyorum ki ebeveyn, anne babalara çocuklarınız sizin restorasyonunuz değildir. Sizin döneminiz ve yaşınız başka bir devre yaşamıştır. Şu anki gençlik başka bir dönemi yaşıyor. Sizin istek ve arzularınızı yerine getirecek bir birey değildir. Onun da istek ve arzularının olduğunu bilmelidir. Bağımsız bir birey. Elbette. Herkes ayrı bir dünya. Ona hak verilmeli, onu dinlenmeli. Gençliği dinlemek çok önemli. Ben de diyorum ki gençlere, dinlemeyenlere anlatın. Anlamıyorsa anlatmayın. Gidin. İstediğiniz üniversite neresi? Gözünüzde görün. Sorun. Mezunları ne durumda? Ne yapıyorlar? Burada ne veriliyor? Ne alınıyor? Ne yapılıyor? Sorun diyorum. Bulunduğunuz yer sizi eder. Yani sizi geliştirir. Ya sizi eder ya da sizi sizden eder. Bir araya gelmenin ne demek olduğunu bir araya gelince görürler. Derler ki keşke daha çok çalışsaydım. Derler ki keşke daha önce gelseydim. Neden? Çünkü vardığı yerde ne olduğunu görünce anlar. Eyvah der ama işten geçer. Onun için üniversitelere bizzat gitsinler, vakitleri var, sorsunlar, bir yerinden tutsunlar, bu tren gidiyor, vagonun en sonundan da olsa binsinler, sonra vagonun içinde diğer vagonlara geçsinler. Bölüm değiştirebilir, çift anadal yapabilir, burs kazanabilir, çok güzel burslar vardır. Evet, oraya da geleceğiz maddi. Erasmuslar vardır, programlarımız var. Nedir bunlar? Erasmus eğitimiyle gönderiyoruz. Yurt dışı bağlantılarıyla şu pandemide durdu ama çok güzel burslarımız var, başarı burslarımız var. Bu ilk tercihte örneğin bizim ahilik bursumuz var, ticaret odasının verdiği. Burslar teşvik amaçlı. Başarı burslarımız tam burstur. Verilen burslarımız kesilmez. Evet. Nasıl başladıysa ister başarılı olsun ister başarısız bursu kesilmez. Çünkü ona verilen haktır o. Hak alınmaz yani verilir. Bizdeki anlayış bu. Bütün bunlar sunulur. Yeter ki bu trenin son vagonu da olsa bence binsinler. Yol üzerinde vagondan vagona geçebilir. Bir başka sonraki istasyonda iner master yapabilir. Sonra döner doktora yapabilir. Başka bir bölüm daha okuyabilir. Kendini geliştirir diyorum. Bu şansı kaçırmamak evet. Önemli. Çünkü dediğimiz gibi zamanın en kıymetlisi insanoğlu ve ona verilmiş en kıymetli değer zaman. Zaman. Zaman kaybetmemek, zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu ilk adımdan itibaren, nefes aldığımız, yaşamaya başladığımız ilk saniyeden itibaren nasıl açlığı hissedip karnını doyurmak için çaba sarf edersin. Uykun geldiğinde ağlayarak derdini anlatırsın. Son nefese kadar öyle. Zaman, zamanın en kıymetlisi zaman ve zamanı var eden insan, insanoğlu. Çok ve doğru. Onun da temel taşı dünü, bugünü ve geleceği olan sevgili gençler diye bir kez daha tekrarladık efendim. Evet, var olmamızın nedeni, yaşamamızın nedeni, biz eden şey güzel yaratılmışlığımız. Dediğimiz gibi tasarım harikası insanoğlu ve ona emanet edilmiş muhteşem bir yeryüzü. Bu yeryüzünün muhteşem vatanlarından bir tanesi Türkiye. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bana göre şehir olarak Konya. Konya'nın evet. Kıymetli üniversitesi, Kırıtay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemizin ödülleri vardı. Onları unutmadım efendim. Onları da bir küçük rica ile sizden temenni ederim. Çünkü fazlasıyla hak edip fazlasıyla karşılığını göreceğiniz daha güzel günler olsun. Daha güzel zamanlar olsun diliyorum ama bizi heyecanla izleyen, sizi takip eden, üniversitemizi ve bölümümüzü, fakültemizi, fakültemizin bölümlerini takip edenler. Bu anlamda da karşılığını gördüğümüzü bizden istiyoruz. Hay hay.
Şimdi biz bu pandemiden insanoğlu zora kalınca çözüm aramaya başlıyor. Pandemi döneminde tasarımı besleyebilecek ne tür faaliyetler olabilir diye genç arkadaşlarla toplandık. Ulusal anlamda biz bir yarışma düzenledik. Evet. Mimarlık bölümü, iç mimarlık, endüstri ürünler tasarım bölümü gibi bölümlerin katılabileceği bir yarışma düzenledik. Ulusal çapta karavan tasarım yarışması. Karavan çekme tasarımı. Yani çekme karavan, iki tekerlekli ve bir araca takılan çekilen karavan. Evet. Bu karavan yarışması bütün Türkiye'de 6 ay boyunca yarışma süreci başlangıcı ve bitişi sürdü. Yaklaşık 3 ay boyunca da tasarım süreci oluşturuldu. Yani süresi verildi. 270'ten fazla, 276 proje geldi. Ben jüri başkanıyım. İçimizde iki endüstri ürünleri tasarımcısı, bir model tasarımcısı, bu mobilya tasarımları dediğimiz model ve model dediğimiz ahşap model tasarımları, yani mobilya vesaire. Bundan bir mimar ve bir iç mimarla biz 6 jüri üyesi yarışma düzenlendi. Jüri başkanı da benim. Evet. Karatay Üniversitesi bütün bu yarışmayı finanse etti, vakıfı. Ve üniversite aracılığıyla ulusal ölçekte yarışmaya çıktık. Bu yarışmaya dediğim gibi 270'ten fazla proje geldi. Birinci, ikinci, üçüncü ödüller verildi. 3 tane mansiyona ödül verdik. Plaketlerimizi verdik. Yine uzaktan bu işte şey aracılığıyla, video konferans aracılığıyla yarışmayı kazananlara ödüllerini bizzat takdim ettik. Sonra belgelerini postayla gönderdik. Birincisi İstanbul Teknik Üniversitesi, ikincisi önemli MEF'ten, diğerleri başka üniversitelerden olacak şekilde mimarlık öğrencisi, endüstriler öğrencisi, tasarım öğrencisi ve iç mimarlık öğrencisi olma şartıyla ulusal anlamda bir yarışma düzenledik. Müthiş projeler geldi. Bizim üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bu işi organize etti. Üniversite tamamen bütün masrafları üstlendi. Yarışmada elde edilen başarılı projeler şu an bizim üniversitemizin ana binalarının bir tanesinde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin holünde sergilendi. Keza yine Meran Belediyesi'nin de düzenlendiği yarışmada bizim öğrencilerimiz ödüller aldı. Mesela oradaki projeler de yayınlandı. Aynı şekilde her yıl Yurtpay Seramik, ismini söylemekte bir sakınca yok. Tabii. Geleneksel olarak öğrenci, mimarlık, iç mimarlık öğrencileri arasında bir seramik tasarım yarışması düzenler. Biz bu yarışmada bir üçüncülük aldık. 2 yıl önce. Geçtiğimiz yılda 3 tane ödül aldık. İkincilik aldık. Altın ödülü aldık. Bir tane mansiyon aldık. 3 tane ödülü oradan yine kaptık. Düşünün, buraya katılan proje sayısı 700'den fazla. Sevgili Hanım. Yani yarışmayla. Muhteşem bir üretim evet, şekli. Bu yarışma gençliği besliyor. Yani yarışa girmek üniversite sınavındaki at yarışı değil. Oradaki mesleki dayanışma ve beslenme yarışı. Yani becerisi varsa, tasarım belli ve becerisini sergileyebiliyorsa ödüller alıyorlar ve ödüllü olarak mezun oluyorlar. Ayrıca bizim üniversitemizde bu başarılı gençlerimizi hediyeyle onları ödüllendiriyor, takdirle ödüllendiriyor. Bunlar ömürleri boyunca ben yarışma kazandım diyor. Yani bu anlamdaki teşvikler çok besleyici. Ben mimarım. Yarışmalara her yıl bir iki tanesine katılıyorum. Genç arkadaşlarım var. Çok dinamik kadro. İçinde kendi oğlum da mimar. Biz bu yarışmayı hep hevesle yapıyoruz. Düşünün, size iş getirseler, şu kadar işte bunun bütçesi var, bu kadar para ödeyeceğiz desinler. İnanın o bekler. Ama yarışmanın tarihi vardır, beklemez. Beklemez. Çünkü o saatinde o verilecektir. Evet. Biz bu yarışmalarla besleniyoruz. Onlar bizi dinamik tutuyor i̇şte ve bu var olabiliyoruz. Pratik eğitim şekli bu da zaten. Elbette. Özellikle de sizin alanınızda, sizin bölümlerinizde en pratik eğitim şekli.
henüz buradayken hem heyecanlı yarışmalarla kendilerini, yeteneklerini geliştiriyorlar. Hem de zaten bir sonraki atacakları adımın ana temelini burada başlamış oluyorlar. Hazırlar yani. Zaten siz meslektaşlarınız arasında bir yarışmaya katılmazsanız yani nerede olduğunuzu bilemezsiniz. Yani ölçü skalasında bu üniversite sınavı gibi değildir. Kaçıncı oldum, sıralamam nedir değil bu. Burada meslek yarışıdır. Meslek bireyi olarak sizinle beraber diğerler de ödül kazanıyor ama siz onların içerisinde neredesiniz? Ve kendinizi hep geliştiriyorsunuz. Üniversite sınavı bir veya iki kere girmiyorsunuz. Buna meslek hayatınız boyunca hep giriyorsunuz. Evet. İşte bunlar bizi heyecanlandırıyor, coşturuyor. Gençlere de bunu verebiliyorsak gençliğimize ne mutlu diyoruz. Ben şuna inanıyorum. İnandığım bir şey için sizlere seslendim. Seslenebilme şansına sahip oldum. Kanal 42 yöneticilerine bu anlamda ben de ayrıca teşekkür ediyorum. İşte siz program yapımcısı ve sunucusu olarak. İnandığım şey için seslenmiştim. İnandığım şeyi perçinledim. İnandığım şeyi dün akşam ve bugün akşam mühürledim. Sizler başta olmak üzere şehrimin en büyük ödüllerinden bir tanesi. Bunu bir kez daha onurla söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sizlerin mevcudiyetiyle, sizlerin varlığıyla Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi bu şehrin en büyük ödüllerinden bir tanesi. İnşallah bu ödül hepimizin baş tacı olarak devam eder. Sayıları artan başarılı öğrencilerimiz de bu ödülün içerisinde yaşayarak öğrenir ve bu ödülün taçlandırdığı meslekleriyle bu dünyaya adımlarını atarlar. Vesileleriniz her şeyden önce varlığınızla aktardığınız bilgi, eğitim ve karakterinizle aktarmış olduğunuz insani taraflarıyla yetişen çocuklar bu toplumun her şeyden önce gerçekten geleceği olacaklar. İnşallah. Geleceğimiz bir taraftan bu anlamda baktığımızda kaygılarımız, tasalarımız, isteklerimiz, eksiklerimiz, hayallerimizde, umutlarımızda sıkıntılarımız var ama bu anlamdan baktığımızda da bir tarafımız tamamlanıyor. Buna vesile olduğunuz için tekrardan söylemek istiyorum efendim. Karatay Üniversitemize başarı rektörümüz başta olmak üzere tüm hocalarımıza, tüm emeği geçene herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, ödüller veren, ödüller alan, ödülleriyle çocuklarının heyecanına heyecan katan, onların pratik yaşamlarını projeler vesilesiyle o ödüllerle taşlandıran siz bugün de bana çok güzel bir ödül verdiniz efendim. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben de benim ödülümden kısaca bahsederek tamamlamak istiyorum programımızı. Hayır, bir de gençlere ufak bir sözüm lütfen olacak. Burada mesajımı aktaracağım. Şimdi bu kitabın, Azmi Mimari kitabını pandeminin başında başladık. Buradaki tabii kısıtlı alanda, dahası pandemi sınırlandırınca bizi kendi içsel yolculuğumuzda bir düşünceye daldık. Asistan arkadaşlarım, genç arkadaşlarımla, mesai arkadaşlarımla kaleme almaya başladık. Editörlerimiz, birisi asistanım, birisi özel kalemde sosyolog bir genç arkadaşımız. Onlar editör, yazıyı dikte ettiler, yazdılar. Yine üniversitemiz Karya Yayınları, Karatay Üniversitesi'nin yayın birimi Karya, o yayınladı. Şimdi bunun ikincisi var. Azmi Mimari yaşanmış bir olaydan çıktı, bir öğrencimin hayatı. Kendi yaşadıklarım, bugüne değin biriktirebildiğim kendimin, büyüklerimin, babamın, İşte abilerimin yaşamları boyunca biriktirdikleri öyküleri kaleme almaya çalıştım. Bir içsel yolculuğa çıktık. Pandemi de bize bunu kazandırdı. Şimdi ikinci kitabım Tekerleğin İzi bitti. Karya Yayınlarında basımda. Kısmet olursa onu bir sonraki programda sizlerle paylaşacağım. İnşallah. O hayali de hemen program öncesinde kurduk. Bunun için de, bu söz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Buyurunuz ederim. Lütfen efendim. Şimdi gençlere diyorum ki yani bu kapılara, üniversite kapılarında beklemek bir ara çoktu. Şimdi üniversite kapısı çoğaldı. Bu bir fırsat oldu. Bu kapıdan girmek için Hazreti Pir'in bir sözü var. İşte kapıyı çalmadan açılmasını bekleyenlerden misin? Yoksa kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır diyor Hazreti Pir Mevlana. Hacı Bektaş Veli de diyor ki dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler hep iyidir. Ben de diyorum ki iyilerle birlikte aynı kapıda buluşmak dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Ayağınıza, yüreğinize, gönlünüze, sözlerinize ve size ulaşan o kıymetli, hikmetli bilgiyi bize aktarışınıza bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, akşamınız umarım ki dilediğiniz, temenni ettiğiniz gibi olmuştur. Biz çok kıymetli bir akşam geçirdiğimizi düşünüyor ve inanıyoruz. Bizim için hem çok kıymetli, çok özel ve özenli, çok da değerliydi. Temennimiz odur ki yeni bölümde yeniden buluşuncaya kadar efendim, yine gönlünüzce olsun her şey, yine sağlık sıhhatiniz sizin ve bizim olsun diye temenni ediyoruz. Kıymetli konuğumuz Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Kerim Çınar'dı. Bir kez daha kendisine ve onun nezdinde tüm Karatay Üniversitesi'ne teşekkürlerimizi iletirken sizlere çok teşekkür ediyoruz. İyi ki oradaydınız. İyi ki bizimleydiniz. Güzel gözlerinizi, güzel gönüllerinizi bizden eksik etmediniz. Eksik etmeyiniz. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederken bir yeni bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın, hoşgörülü kalın.